Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Beyaz Ana Haber başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son birkaç gündür memleketi Rize'de zaman geçirdi. Dün de partisinin toplantısına katıldı. Son zamanlardaki en sert çıkışlarından birini de orada yaptı Erdoğan. Hedef tahtasındaki isimler Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Ne diyor Meral Hanım? 1453 Fatih Sultan Mehmet. Aynı senin gibi dedi ki ya İstanbul beni alır ya ben İstanbul'u alırım. Bizans'ı kalkıp fethetmiş. Kim? Şu anda İstanbul'un belediye başkanı. Zulüm 1453'te başladı diye duvarları yazanları Meral Hanım nasıl savunuyorsun? Nasıl onlarla beraber aynı yola giriyorsun? Rize'de partisinin genişletilmiş il danışma toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener'in 30 Ağustos kutlamalarındaki sözlerini eleştirdi. Bizans'a rağmen, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen ya İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır. Ya Bizans'ı alırım ya Bizans beni alır. Bu akide bizimdir, bizim. Onların değil. Biz bunu Ayasofya'nın açılışıyla ispat ettik. Onlar ise tam aksine Ayasofya nasıl kapalı kalır diye gayret ettiler. Ama hedef tahtasındaki asıl isim Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve onun politikalarıydı. CHP bir Truva atı misali siyaset kurumunu içeriden çökertmeye çalışıyor. İktidar yüzü göremeyen, son 20 senedir girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP, milletten yediği tokadın acısıyla ateşi kendisini de yakacak tehlikeli bir oyun oynuyor. Cumhuriyet mitingleri adı altında alenen darbe çağrısı yaptılar. Terör örgütlerini üzerimize salarak ülkemizi kaosa sürüklemeye çalıştılar. Gezi olaylarında sokak terörüyle insanımızı birbirine düşürmek istediler. Konuşması sık sık sloganlarla kesilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin silah üretiminde geldiği noktaya vurguladı. Biz taarruzi insansız hava aracımız Akıncılarla dünya harp tarihini yeniden yazıyoruz.